Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşılamada ise büyük yol kat edildi. Tabi hal böyle olunca haftalık olarak açıklanan 100 binde vaka sayılarında ise olumlu bir tablo ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından 19-25 Haziran tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller Ağrı, Eskişehir, Bitlis ve Rize oldu. Vaka sayısının en çok azaldığı iller ise Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Konya ilk 5 il arasına giremedi ama vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Vallahi herkes aşısını yaptırırsa, biraz da dikkat ederse bu işi atlatacağımızı düşünüyorum. Ama sadece aşıyla olmuyor. Yine de dikkat edilmesi lazım. Vallahi ben hastalığa pek inanmıyorum da. Ben vakanın düşmesine çok insanların rahatlamasına seviniyorum. Düşüş olabilir şu anda aşıların belki etkinliğinden, belki mevsim itibariyle. Ama Türkiye olarak daha dikkatli, daha tedbirli, vatandaş olarak hepimizin duyarlı olmamız lazım. Yine tedbiri elden bırakmamız lazım. İnşallah atlatacağız. Bir sağlıkçı olarak ben de hemşireyim. Atlatacağız inşallah Allah'ın izniyle. Vallahi yani bu virüs bitti, iyi oldu. Yani millet daha bitmedi. Bitmedi de yani tedbirleri alsa iyi olur. Doğru mu? Evet. Yani herkes kendine iyi baksa, şey etse o da biter. Yani aşılama bence iyi. Çok kişi diyor biz olmuyoruz. O da yanlış bir şey. Ben bence aşı olunmaması taraftarıyım. Ben aşı olması taraftarıyım. Çünkü aşının iyi geldiğini düşünüyorum. Hem de vakaların azalmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de aşım oldum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının buna uymasını istiyorum. Ama şu maskeden bir an önce kurtulalım yalnız. İnsanımız dikkat ederse başaramayacağımız işimiz yoktur. Eğer maske ve mesafeye dikkat edersek bu virüsü inşallah yeneceğiz. Kendimiz dikkat etmemiz lazım. Yani her yer açıldı ama ben hani park yerlerinin açılmasını istemiyorum yani. İnsanlar hani dikkat etmiyor yani. İç içe oluyor. Kendi kendimiz biraz daha kontrol etmiş olsak yani bu düşeceğine inanıyoruz yani. Kendimiz olan bir şey. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Temmuz'a sayılı günler kaldı. Vatandaşlar ise kısıtlamaların kalkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ancak Hindistan'da çıkan Delta varyantı endişelendiriyor. Korkutmuyor da düşündürüyor. Korkuyor, korkutmaz olur mu? En tehlikeli ve de onun şeyi de çok zor diyorlar. Yayılma hızı çok hızlı bir şekilde yayıldığı söyleniyor. Vallahi bu virüsle ilgili olarak hiçbir şeyi öngörmek mümkün değil. Yani çok değişik şeyler oluyor. Dünya atlattık diyor, yeni bir varyant çıkıyor. Delta varyantının da aşılarda etkili olacak yani. Onunla da inşallah etkili olacak aşılar. Delta varyantını duyduk ama ben açıkçası pek ilgilenmiyorum artık. Korkutmuyor mu? Yok, korkutmuyor artık. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, Delta varyantı görülen il sayısının 16'dan 26'ya çıktığını, 134'ü İstanbul olmak üzere toplam vaka sayısının 224'ü yükseldiğini söyledi. Spor müsabakalarına belirli sayıda seyirci alınacağını açıklayan Bakan Koca, 3. doz aşı konusunun da çarşamba günkü bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını belirtti.